Belediyelerimizin çalışmaları arasında uyumu sağlamak için karşılıklı birbirimize iletmek istediğimiz konuları konuşmak için yani genel ifadesiyle koordinasyon için buradayız. Bu uyumlu çalışmayı önemsiyoruz. İzmir'in de epeyce birikmiş sorunu var. Bunlara bu dönemde etkili çözümler üretmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Bu önümüzdeki dönemde bazı çalışmaları çok daha da yani anlık takip ederek ortak bir şekilde ortak bir veri tabanından aynı bakış açısıyla yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunların en başında sosyal yardım çalışmaları geliyor. Yani hem sizin Sosyal Hizmetler Müdürlüğünüz hem bizim Sosyal İşler Daire Başkanlığımız her ikisi de aynı sistemde mahallelerde oturan vatandaşların hangilerinin sosyal yardıma ihtiyacı olduğunu ve yapılan işlerin de nasıl planlanması gerektiği konusunu işte birlikte şey yapsınlar, yürütsünler diye düşünüyoruz. Bunun için bir yazılı zaman erişim hakkının hem Narlıdere Belediyesi'nde hem Büyükşehir Belediyesi'nde olacağını söylüyoruz ve sizler de sadık kalırsanız bu sisteme sonuçta hem veriler daha sağlıklı bir şekilde toplanmış olur hem de yapılan çalışmalarda tekrarlayan şeylerden kaçınılır, gereksiz çalışmalardan. Aynı zamanda eksik kalan alanlarda daha net görürüz. Muhtarları falan da işin içine katarsak sağlıklı bir hale dönüşür. Yani sosyal ihtiyaçların biraz fazla olduğu dönemdeyiz. Sosyoekonomik ihtiyaçları biliyorsunuz, işsizlik, yoksulluk açısından ciddi sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. O nedenle genel anlamda yoksulluk ve yoksullukla öncelikli olarak mücadele etmeli ama diğer taraftan yaşlılar, engelliler, kronik hastalığı olanlar, işte küçük çocuklar da 0-3 yaş çocukları ve onların ailelerini de önemsiyoruz. Onları filan olabildiğince desteklediğimiz bir döneme hep beraber yaşamalıyız. Yani yurt dışında çok gördüm öyle spor komplekslerini de üzülüyorum işte yok diye. Çevresinde bir koşu pisti oluyor. İçinde futbol sahası, çim sahası tarafında işte kapalı salon olan böyle bir kompleks yapmak lazım aslında. Göreve geldiğim süre zarfı içerisinde, geçen zaman içerisinde Büyükşehir'imize birlikte uyumlu bir şekilde herkesin gücü, ölçeği, kapasitesi niteliğinde uyumlu bir şekilde devam ediyoruz. Bundan dolayı da başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay olmak üzere siz kıymetli Büyükşehir Belediyesi'nin adına da teşekkür ediyorum. Bu koordinasyon toplantısı oldukça anlamlı. Hem içinde bulunduğumuz süreci hem bundan sonraki sürecin tahlili noktasında hep birlikte olmamız süreci daha da iyi yürüteceğini inancımla çok da sözü daha fazla uzatmadan ben ön hazırlık yapmıştık. Bunu kısa izah etmek istiyorum.